Enflasyonun nedenini sordu Aksoy araştırma seçmene. Enflasyonun yükselmesine yol açan en önemli etken hangisidir dedi? Yüksek faiz midir? Yüksek döviz kurumudur? Yoksa e, herhangi bir fikrim yok mu dedi seçmen? E, bunu görüyoruz şu anda. Nasıl değerlendirirsiniz bunu Sayın Kahveci? İsterseniz ekranda şey yapayım tamam. ben. Tamam. E, şimdi Türkiye geneli yüksek faiz şuna yüksek faiz diyorlarsa enflasyonun sebebi Tam tersi enflasyon %61. Erdoğan onu savunuyor yüksek. Faiz %14 faiz yüksek yani şu anda da e, şu %29 AK Parti'ye de %35 demiş. Ben bu %35'i merak ediyorum. Şimdi AKP seçmeni o zaman ikna olmuş Erdoğan'ın bu teorisini. İyi de bu teori tutmadı ki ama Naz Hanım. E, tutmadı ama tutmadı. bir şekilde Yani Şu anda faiz düşük enflasyona göre faiz çok düşük. Yani şu andaki faizi %14 Merkez Bankası faizini sıfırlayın enflasyon %200 olur. İşte belki o korelasyonu bilmedikleri için doğru yani Yani sloganla, için. sloganla algı oluşuyor. Hı. Sloganla bilimle değil sloganla. Bilimle olsa bu şey gelmez. Şimdi ben şuna Cumhuriyet da hayret ediyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yüz, yani bu AK Parti'nin seçmeninden bunu şey yapmıyorum. Cumhuriyet Halk Parti seçmeninin yüzde yirmi altısı yüksek faizin enflasyona yol açtığını düşünüyor. HDP'de yüzde otuz Ya inanılmaz rakam. Ama yüksek döviz kuruna da bakmak gerekiyor sayın. Acaba sorumu soru mu farklıydı da biz mi farklı algıladık bunu? Yüksek enflasyonun nedeni yüksek faiz. Enflasyonun sebebi yüksek faiz olur. Nerede olur? Faiz başlı başına bir maliyet haline gelmişse. Mesela diyelim ki enflasyonunuz yüzde beş. Ama siz sıkı kemer, para politika bir de şey sadece faiz oranı tek başına önemli değil. Faiz oranının yanında parasal genişleme, sıkı para politikası bunlar da önemli. Diyelim ki %5 enflasyon bir ee, şeyiniz var, enflasyonunuz var, sıkı para içerisinde uyguluyorsunuz ve faizi de yüzde otuz yaptınız. O zaman o faiz bir maliyet unsuru olarak enflasyonu etkiler, maliyet unsuru olarak enflasyonu etkiler. Yani faiz, enflasyonun kat kat üzerinde bir faiz verirseniz, tırnak içerisine söyleyeyim bunu, tepeci faizi olarak verirseniz o maliyet etkiler ve enflasyonu besler. Bugün Türkiye'de yüzde on dört faiz. Bankalardaki mevduat faizi de yüzde on yedi, on sekiz. Bu faizin enflasyonu etkilemesi, ha şunu derseniz, bakın şu da olabilir, şimdi aklıma gel. Tekrar konut üzerinden örneği vereceğim. Faizi suni olarak düşürdüğünüzde, vatandaş yatırım aracı bulamadığında, finansal yatırım aracı bulamayınca, reel yatırım alanına dönüp, o zaman şeyi yükseltiyor gayrimenkul fiyatını veya finansal yatırım araçları faizi çok düşürdünüz kur arttı kur artınca enflasyon artıyor. Düşük faiz enflasyona sebep oluyor demiş olabilirler belki de. Ama yüksek faiz diyorlarsa bu ilginç. Şey doğru. Yüksek döviz kuru enflasyonun şu anda Türkiye'deki enflasyonun ilk ateşleyici, ilk ana bölümü yüksek döviz kuru. Şimdi, bu ateşledi. Şimdi parasal genişleme. AKP seçmeninin yarısı yüksek döviz kuru diyor ama bunun da altını belki irdelemek gerekiyor. Yani yüksek döviz kurunu iktidar sürekli nasıl pompalıyor? İşte dış güçler bizimle oyun oynuyorlar. İşte kur yükseliyor. Engel olamıyoruz. İşte bu geçici kriz var, pandemi vardı. Belki yani bunun alt metnini de okumak gerekiyor. Şu anda yüksek faiz diye enflasyonun nedeni için yorum yapıyoruz. Ama bunun altında yatan başka sebepler olabilir. Neden Bu, yüksek faiz diye düşünüyor seçmen? Yüksek faizi ben de çözemedim açıkçası. Yani burada yüksek faiz e, enflasyonun nedeni. Bugün bugünkü şartlarda bir faiz hiç yüksek değil. Tam tersi 60 enflasyona 14 faiz faiz sıfır demektir. Hatta faizde kullanmak para kazanmak demek. Yani kredi kullanmak para kazanmak demek Hı -hı. bugün. Bugün tasarruf yapanlar para kaybediyor. Kredi kullananlar para kazanıyor. Bakın bugün Türkiye'de bu borçlanan tablan... borçlananlara aslında kar değil mi? Tabii tabii borçlananlara Şu anki ekonomi tabii, tabii, politikaları borçlananlar kazanıyor. Borçlananlar tasarruf kazanıyor. Sahipleri tasarruf sahipleri para kaybediyorlar. Hı. Onun için tasarruf sahipleri gidiyor paralarını gayrimenkul gibi diğer finansal şey reel enstrümanlara yatırmaya başlıyor. Varlık değerini koruyamıyorsun çünkü. Evet. Ee, para değerini koruyamıyorsun. Yani varlığın e, otomatik olarak erimeye başlıyor finansal varlıklar. Otomatik olarak erimeye başlıyor. Erimeye başladığı için diğer alanlara yöneliyor. Bugün e, HDP seçmeni %39 %40 diyor ama özellikle seçmeyi, aslında çok yani bilinçli muhalefet, bir seçmen. Muhalefet partileri üzerinden seçmenlerin yüksek faizin enflasyona yol açmasını e, yani demek şu, ki, şu anki mevcut e, sonuçları aslında inkar etmek gibi bir şey olmuyor mu sizce kahveci yani e, yüksek faiz sebebidir yüksek enflasyonun demek belki de finansal okur yazarlığın seviyesinden kaynaklanıyor? Muhtemelen, muhtemelen e, yönetimin yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylevlerinin etkisinde kalınmış olabilir muhtemelen. Çünkü şu anda Türkiye, Türkiye'nin bakın faizi düşürmeden önce enflasyon neydi? 17-18'di. Faizi düşürünce enflasyon nereye çıktı? 61'e. Demek ki düşük faiz enflasyona ulaştı. Yüksek faiz değil. Rakam o kadar net ki, o kadar açık ki. Bu kadar açık olan rakama karşılık da bu böyle bir sonuç gelmiş. Bu ilginç. Evet, şimdi bir yandan da Fed'den gelen haberler var. Bu arada Amerikan Merkez Bankası şöyle de bir şey söyledi. Tamam bizim Türkiye'de işte aralığa doğru kasımdan sonra baz etkisiyle enflasyonda baz etkisiyle. E, makul seviyeler görülecek deniyor. Ancak Amerikan Merkez Bankası da yaptığı açıklamada evet e, yılın sonunda baz etkisiyle enflasyon düşer ama bizim amacımız enflasyonun yükselmesini engellemektir. Yeah. Yani şimdi Bakınca Amerikan vatandaşı hani insanda Türk vatandaşı değil mi? Yani siz neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Şimdi bugün Fed'den yine yapılan bir açıklamada biliyorsunuz bölge bölge Fed'ler var, hı hı. eyaletler şeylerinde. bir bölge başkanı Fed'in daha sert faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Daha sert gitmesi lazım ki bunu şöyle izah edelim. Fed niye faiz artırıyor? Fed faiz arttırması demek tüketimde kredili tüketimde <laughs> kredi maliyetini artırıyorsun. Dolayısıyla tüketimi talebi bir miktar aşağıya çekiyorsun. Yani iç piyasayı durgunlaştırmaya çalışıyorsun. Bu neye yol açtı? Bugün dünyada yaşanan fiyat artışlarının sebebinin ben şahsen kendi kendi şeyimle söylüyorum bunu. 2020 yılı pandemi de. Amerika olsun, Avrupa olsun, kapalı dükkanlarda olsun, evde oturanlara olsun, karşılıksız paralar verildi. Hatırlayın. İşte evet. Avrupa'da kapalı mağazaya cirosunun 70'i verildi. Ya. E Normal zaman açıklandı. destek paketleri, milyarlarca dolar, milyar, yüz milyarlarca dolarlar destek paketleri açıklandı. Yani bir parasal genişleme, genişleme yapıldı. yapıldı, evet. O parasal genişleme 2020 yılında tüketime gidemedi. insanlar evinden çıkamadı, şey yapamadı, tüketime gidemedi. Sonra 2021 yılında insanlarda sermaye birikti, para birikti, tüketime gelmeye başladı o paralar. O paralar tüketime gelmeye başlayınca bir talep, bir bugün Türkiye ekonomisini de ayakta tutan tek unsur dış talep şer güçler. Türkiye ekonomisini. Yani evet. ihracatımız. Evet. O da fiyat artışıyla değil, miktar artışıyla oluyor. O bugün TÜİK şeyi açıkladı. Ee, ihracatımızın miktarı artıyor fiyatı artmıyor İthalatımızın ise fiyatı arttırıyor miktarı, miktarı artmıyor, artmıyor evet. Aa, Yani çok düşük şey Şimdi dışarıda talep enflasyonu dışarıda var Dışarıda talep enflasyonu bizde var de, maliyet Bizde enflasyonu. maliyet enflasyonu var hı hı. Evet. Dışarıda talep enflasyonu var Bizde maliyet enflasyonu var Bizdeki maliyet enflasyonu da Düşük faizle yol açılan kur baskısıyla oluştu Hemen bir grafiğimiz var onu da ekrana getirelim 1 ee, ve 2'yi rica edeceğiz. Hakan Kara'nın e, bir Aa, tweeti. Güzel bir çalışma, Merkez evet. Bankası'nın eski baş ekonomisti. Mart ayı itibariyle yaşadığımız enflasyonun kaçta kaçı ithal? Buna dair bir grafik yapmış kendisi. Kendi akademik çalışmasından evet. bir hesaplama. Enflasyonun bileşenleri. 2022 Mart ayına e, uzanıyor. 2021 Ocak ayından itibaren kendisi yapmış çalışmayı. Şimdi kendi yarattığımız enflasyon. Nasıl yorumlar, yorumlamak gerekir bunu Sayın Kahveci? Bunu şöyle de söyleyebiliriz Nazan'ın. Bakın Amerika'daki enflasyon yaklaşık neye geldi? 8,5'lara geldi. 8,5 evet. Ee, bizdeki enflasyon ne? 65. 61. Dolayısıyla 61'in e, 8'i yurt dışından diyebilirsiniz <laughs> yaklaşık olarak. Geri kalanı e, yani 53'ü bizde. Onu düz şey yapalım. Biraz daha yurt dışına pay verelim. 61'in 11'i yurt dışından 50'si bizden. Yani enflasyonun 61 puanlık enflasyonun 10, 10 puanı 11 puanı yurt dışından olup 50'si bizdense bu ne demektir? 6'da 5'i bizim suçumuz. 6'da 1'i yurt dışı sebepler. Ama biz içeride kamuoyuna neyi sunuyoruz? Dış sebeplerden dolayı enflasyonu yaşıyoruz. Yok savaştan dolayı enflasyonu yaşıyoruz. İşte medyanın önemi. Kamuoyunun önemi burada. Yani Çok. biraz önceki e, şey verdiğimiz araştırma işte yüksek faiz enflasyonu yol açar Yaklaşık yüzde 40. Bu bunu algı söyleyeyim. yönetimi bu, değil mi Bu tam canım? bir algı yönetimi. Yani şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu düşük faizdir. Yani enflasyona göre negatif faiz. Bakın biz tek başına sadece faiz üzerinden fakirden alıp zengine vermiyoruz. Biz her işimizde bunu yapıyoruz. Köprülerde, otoyollarda bunu yapıyoruz. Diğer işlerde bunu yapıyoruz. Gelir dağılımına baktığınız zaman ki o ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Yani bir taraf yokluk kuyruğunda bir taraf varlık kuyruğunda. Aynı İstanbul'da aynı İstanbul'un bir sentimde varlık kuyruğu bir sentimde yokluk kuyruğu oluyor. Bunu siz dün çok güzel açıkladınız kayda geçsin de. Konutlar üzerinden açıkladınız. Yani evet. konut fazlası var dediniz. Hani arz fazlası var. Ee, yıldan yıla bakıldığı zaman 2016'yı baz almışsınız sanırım. 2016'dan Başlangıç 2020. 2013 aldım. 2013 2013 aldım. Kiracılık şeylerde falan da var. O orada. Yani satın alınan konut sayısı epeyce artarken Kiralık, konutlar da çok artmış. Yani bu bir gelir adaletsizliğini oluşturmuş öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. E, gayet güzel. Şöyle söyleyeyim. E, 2013'ten 2021 sonuna hı, hı nüfus 9 milyon civarında artmış. 9 milyon 50 bin kişi falan 9 milyon. 3.2 2013 yılında hane sayısı 3.6, 2021 yılında 3.2'ye düşmüş, evet. çekirdek aileye doğru geçiyor. Biz son 3.2'den bölüyoruz, yani son haliyle böldük. Ortalama haneyi almıyoruz, ortalama 2 milyon 830 bin maksimum konut ihtiyacı olmuş artan nüfustan. 2 milyon 830 bin konut ihtiyacı olmasına rağmen Türkiye'de 5 milyon konut satılmış yeni konut. Yani ihtiyacımız olanın iki İhtiyacın katı satılmış. İhtiyacın iki katı aşağı yukarı konu satılmış. Veya ihtiyaçtan yüzde, yüzde kırk daha fazla konu satılmış. Yüz... İhtiya... Sebebi, ne diye sorsam size. Neden? E, tasarruf, yatırım aracı. Konut bir yatırım aracına dönüşmüş. Peki konut satılıyor ama bir yandan da e, yoksul kesim de aslında. Aynı dönemde bakıyorsunuz. Evet. Özellikle kiracı sayısı Kiracılık oranı dediğimiz kiracı sayısı, kiracılık oranı %21'den 26.2'ye çıkmış. Yani her dört kiracıya bir kiracı daha eklenmiş. Düşünsenize ihtiyaç olan konut 2 milyon 830 bin, satılan konut 5 milyon 55 bin, yapılan konut 6,5 milyon, inşaatına başlanan 7,5 milyon. 7,5 milyon inşaatına başlanıyor. Tersten söylüyorum. 7,5 milyon inşaat başlangıcı. 6,5'u bitmiş. 5 milyonu satılmış. Aşağı yukarı 1,5 milyon duruyor. Hı hı. 5 milyonu satılmış. ihtiyaç olan da 2 milyon 830 bin. Ya biz AK Parti betona, bütün parayı betona batır, yatırmakla suçlamıyor muyduk? E o zaman bu kadar konut varsa iki sebebi, iki ana sebep var. Bir tanesi şu. En önemlisi negatif faiz. Hı hı. Negatif faiz parası olanları yatırım tasarrufu olarak konuda yönlendirdi. Herkes konut aldı. Konut fiyatları arttı, patladı. 5 milyon konutun 280 bini yaklaşık olarak, 260 bini yabancıya satılmış, yüzde beş buçu. İki kalmış. Aslında o yabancı dediğiniz ve oradan sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü kelepir fiyatına zahmetsiz vatandaşlık diye kullanmıştım evet. girişte programın. Şimdi konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında da limit yükseldi, 250 bin dolardı. Şimdi 400 bin. Bugün itibariyle 400 bin dolara yükseldi. 400 bin doları yükseldi. yükseldi. Bunun sebebi nedir? Şimdi buçuk bile olsa yabancıya satılan konut Türkiye'deki fiyat dengelerini bozuyordu. Hı. Nasıl sebze fiyatında örneğini verdiğim gibi sebze fiyatında da ihracat fiyat dengelerini bozuyor. Konutta da buçuk yabancı fiyat dengelerini bozuyor Türkiye'de. Fiktif konut alımları var yabancıların. Türkiye nüfus artışının 1 milyon 61 binin, 1 milyon 66 binin, 458 bini yabancı, Nazanım nüfusumuz bile ithal ediliyor. Nüfus bile kendimizi yapmıyoruz, ithal ediyoruz nüfusu. Dolayısıyla fiyat dengelerini bozdu. Fiyat dengelerini bozunca tabii demografik dengeleri de bozuyor. İkinci şeyi de söyleyeyim. Birincisi negatif faizle konut fiyatları patladı. İkincisi yabancı, göçmen, kayıt dışı. 5-6 milyon mu, 8 milyon mu? Onu eklediğiniz zaman konut fazlalığımız olmuyor o zaman işte. O zaman diyorsun ki, aa Türkiye'de şey madem konut açığı var niye etrafta kiralık ev yok veya boş konut fazla yok? Kayıt dışı 7-8 milyon göçmen. Onun için tekrar söylüyorum. Türkiye ekonomisinin düzelmesinin tek şansı var. Yönetimin değişmesi lazım. Eğer mevcut yönetim ülkesini yüzde bir binde bir bile düşünüyorsa, bu ülkeye hizmet etmek istiyorsa, yani Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, Sayın Bakanlar dahil, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorsa şu Ramazan günü söylüyorum. Şu dışarıda fiyatlara bakın, bu şu uçuk fiyatlara bakın. Kendisine yönelik bazı alkışlara bakmasın. Ülkenin kurtuluşa ihtiyacı var, ülkenin refah ihtiyacı var, ülke çok zor durumda. Eğer ülkenin, ülkeye bir hizmet yapmak istiyorlarsa ülkeyi bırakmaları lazım, seçime gidilmesi lazım. Aksi halde bakın verdiğimiz rakamlar, tablolar düşünebiliyor musunuz? İhtiyaç 2 milyon 830 bin konut ihtiyacı var. 5 milyon 55 bin konut satılıyor. 4 kiracıya bir kiracı daha ekleniyor. Kiracı oranı artıyor. Ve bakan an itibariyle açıklama yapmış. 1 milyon 200 bin konut ürettik demiş. Şehircilik. Ürettiğin konut neye yaradı? Hani konut nerede o zaman? Nerede konut? Onu söylüyorum yani konut üretmek ee, marifet değil. Marifet değil. Marifet yönetmek. Sayın Cumhurbaşkanı Tokat'ta ne dedi? Sebze üretiminde birinciyiz dedi. Sebze fiyatları 10 kat artmış. İşte. Marifet yönetmek. Marifet ülkeyi idare etmek. Bugün Türkiye idare edilmediği için bütün fiyatlar, kıvırcık fiyatı nasıl 2-3 liradan 12-13 liraya gelmişse, 15 liraya gelmişse, konut fiyatları da aynı şekilde 3 kat, 2 kat, 3 kat artmış durumda ülkenin dengesizliğini gösteriyor. Dengesiz bir yönetim, dengesiz yönetimde ortaya çıkardığı faiz fiyatlar. Evet. Bu fiyatlar düşmeyecek. Sadece baz etkisiyle yıl sonunda artış oranı yavaşlayacak. Yani hükümetin gele gele sığındığı tek yer baz etkisi. Baz etkisine sığınan bir hükümetle nereye gideriz bilemiyorlar. Çok güzel bir söz okumuştum hafta sonu. Siyasetçiler gelecek seçimi düşünür. Devlet adamları ise gelecek nesilleri. Evet evet. diye bir söz. Çok güzel bir sözmüş. Gerçekten gelecek nesilleri düşünen bir siyasetçiye ihtiyacımız var. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Umarım seyircilerimiz de beğenmiştir, yararlı olmuştur. Bugünlük gündem özelin sonuna geldik değerli izleyenler.